Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat, her salı olduğu gibi karşınızdayız. Tarımın biliyorsunuz gündemi çok yoğun. Sıcak konular da var ama bir taraftan da dünyada gelişmeler var. Biz bunları da kaçırmak istemiyoruz. Türkiye'de buna paralel güzel haberler de oluyor. Bunları da size aktarmak istiyoruz. Bugün o yüzden tarımın geleceğini, gıdanın sürdürülebilirliğini konuşacağız. Ar-Ge ve inovasyon tarafına bakarak biraz bu konuları konuşacağız. Hatta işin içine katma değer koyduğumuzda, know-how koyduğumuzda neler ortaya çıkıyor, nasıl bir potansiyel var, onları biraz size aktaracağız. Bu başarı hikayeleri var açıkçası. Yani biraz da sektörü motive etmek açısından bu konularda konuşalım istiyoruz zaman zaman. Çünkü tarımda dediğimiz gibi hep söylüyoruz, farklı bakış açılarına, yeni yaklaşımlara, alternatif stratejilere ihtiyaç var. Bunları eğer yapabilirsek önümüz çok daha parlak, çok daha aydınlık olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün biraz tarımda girişimciliği konuşacağız iki değerli konumla birlikte. Ancient Greens kurucu ve genel müdürü Deniz Yüksel konuk oldu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Uptech Labs kurucu ortak ve CEO'su Mert Kalaycı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi iki değerli konuğum, iki değerli girişimci. Süremiz çok dar. Dolayısıyla çok da soracağım sorular var, merak ettiğim şeyler var. O yüzden hemen konuya gireceğim müsaadenizle. Önce isterseniz biraz sizleri tanıyarak başlamak istiyorum ben. Şimdi Ancient Greens dediğimiz zaman nedir, ne yapıyorsunuz, ne üretiyorsunuz ve bu tarımla girişimciliğin kesişme hikayesi nasıl başladı? Sizden alalım. Evet, çim suyunu daha önce içmiş miydiniz İrfan Bey? Hiç içmedim çim suyu. Yani çimin kokusuna bayılırım. Özellikle biçildiği zaman çok güzeldi ama çimin suyunu tadına hiç bakmadım. Bizim Ancient Greens olarak asıl yaptığımız iş çim suyu aslında. Atalık tohumlardan tamamen doğal toprakla güneş ışığında yetiştirdiğimiz çim suyunu sizlere pratik bir şekilde sunmak. Yani yetiştiriyoruz buğdayı, çimlendiriyoruz. Sonra onun suyunu mu sıkıyoruz? Suyunu sıkıyoruz. Buraya kadar biz tamamen doğanın ritminde hiçbir türlü katkı bir şey olmadan, süreci hızlandırmadan devam ediyoruz. Suyunu aldıktan sonra işte orada bilim ve teknolojiyle buluşturarak suyun tozunu elde edip kullanıcıya direkt suyun toz formunda minik şaselerde sunuyoruz. Yani bir nevi tırnak içerisinde gıda takviyesi diyebileceğim bir şey. Gıda kodeksine göre. Evet. Orada da zaten aslında Türkiye'ye ürünü biz tanıttık. Türk Gıda Kodeksine biz ürünü soktuk. Daha önce ithal edilen bir üründü. Şu anda Türkiye'de üretimini yapıyoruz bunun atalık tohumlarla. Nereden aklınıza geldi? Bir kere şimdi siz ekonomi mezunsunuz. Evet. Tasarım üzerine master yaptınız. Yüksek evet. lisansınız var. Aile Gaziantep'te, Hatay bir taraf. Hatay, evet. Antakya. Evet. Şimdi var mı ayrıca tarımla uğraşan, ya ben şu çimler, buğdayı dur, çim suyu yapayım da dünyada böyle bir trend var, Türkiye'de bu iş gider falan diye mi düşündünüz? Aslında hayır. Sadece ben yaşadığı yeri seven, ailesini seven, bağlılığı olan bir gencim. Öyle yetiştim. Bitki bilimini de çok severim, bitkileri. Ve atalık tohumlara sahip bizim ailemiz. Bölgede biliyorsunuz Anadolu buğday tarımına ilk geçilen bölge. Toprağın en kalitelisi bizde, tohumlar bizde. Başka nasıl ürün geliştirebiliriz derken kendimi aslında Porto Rico'da buldum. Master'ı tamamladıktan sonra. Envigmar Enstitüsü'nde bitki bilimi, özellikle buğday çimi üzerine eğitim aldım. Ve oradan mezun olurken bana dünyadan en genç, Türkiye'dense tek katılan olduğumu söylediler. Bunun üzerine tekrar döndüm ve Sera'yı kurdum. Sera kurmamın amacı da aslında kaynakları minimumda kullanmak ve pestisit, herhangi bir kimyasal bulaş riskini engellemekti. Anladım. Şimdi Türkiye'de bu işin, yani üretiyorsunuz, katma değer yaratıyorsunuz ve pazarlıyorsunuz. Evet. Yurt dışı ayağı var mı ya da olacak mı? Var. Bu kış aslında biz Amerika Amazon'da ürün göndermeye başladık. Üretim SKT'si iyi bir durumda olan ürün çıkıyor günün sonunda. Amerika Amazon'da başladık. Çok satışa. Güzel. Şimdi hikaye çok güzel. Daha soracağım sorular da var ama bir taraftan da Mert Bey'e de dönmek istiyorum. Şimdi Uptech Labs. Evet. Tarımla yan yana geldiği zaman kelimeler aslında tarım ve teknoloji diyoruz ya, tam da üst üste oturuyor diye düşünüyorum. Sizin hikayeniz nedir? Yani ne üretiyorsunuz? Uptech Labs ne yapar? Tarımla nasıl yol kesişti? Tabii ki. Uptech Labs'ın Smart Garden projesi benim lisans tezimdi. Biz ODTÜ Teknokent'ten 2018'de TÜBİTAK destekleriyle kurulduk. Biz Uptech Labs olarak da şu soruna yönelmek istedik. Ben aslen Marmaris'im ve tarım toprakları o bölge, turizm bölgesinin yok denecek kadar az. Bizim geliştirdiğimiz teknolojiyle mevsimden bağımsız, yerden bağımsız, 12 ay boyunca
hiçbir zirai ilaç kullanmadan üretim yapabiliyorsunuz. Bizim uzmanlık alanımız daha çok aydınlatma teknolojileri. Biz şey diyoruz, ultra performanslı aydınlatma teknolojileri geliştiriyoruz diyoruz aslında. Bu geliştirdiğimiz aydınlatma sistemini biz akredite laboratuvarlarda Amerikan markası ürünlerle teste gönderdik pazarı domine eden ve 11 kat daha verimli olduğumuz kanıtlandı. Foton artı elektrik verimliliği bakımından. Yani sizi aslında buna benzer teknolojiler dünyada var. Var, evet. Ama farklı kılan şey verimlilik, evet. Performans. Geliştirdiğimiz foton spektrum algoritmaları ve performans. Bu foton spektrum algoritmaları şunu sağlıyor. Karadeniz'de büyüyen domatesle Ege'de büyüyen domatesin tadı bir değildir. Farklı aydınlatma döngülerinden kaynaklı. Biz istenilen kalitede ürünü istenilen yerde yetiştirebiliyoruz. Yani normalde kekin siz iki dalından çay yaparken bizim ürünlerimizin iki yaprağından çay yapabiliyorsunuz. Tamamen doğal yollarla bitkinin rehavasını, yoğunluğunu arttırıyoruz. Bu da şunu sağlıyor. İthal edilen türler, mesela yine İş Bankası'yla yaptığımız bir çalışma kapsamında ithal edilen türler İş Bankası Tarım İhtisas Şubelerinde başka bir tarım mümkün mottosuyla tarım şubelerinde tohumdan yetiştiriliyor. Yani banka şubelerinde bile üretim yapabiliyorsunuz. Yani bu ben imkanı sağlıyoruz. İş Bankası'nın tarım ihtisas şubesine gitsem orada aç kalmam. Aynen öyle. Güzel, çok iyi. Şimdi bu sistem, tabii sürdürülebilirliği konuşuyoruz, iklim değişikliğini konuşuyoruz ve tarım alanları üzerindeki baskı, toprak üzerindeki baskıyla birlikte aslında tarım alanlarının yerlerini de yavaş yavaş çeşitlendiriyor. Yani şehirlerde tarım diyoruz, işte bodrum katında, çatı katında, evlerin içinde, iş yerlerinde. Şu anda sizin bu sistem, siz aslında anahtar teslim bir sistem mi kuruyorsunuz, teknolojisini mi pazarlıyorsunuz? Aynen. Mevcut seraları aydınlatma sistemi de sağlıyoruz ki globalde bir seranın yıllık elektrik tüketimi 1 milyon eurodur. Biz ondan bir sıfır siliyoruz. 100 bin euro elektrik harcayacak şekilde aydınlatma sistemlerini de değiştirebiliyoruz kendi geliştirdiğimiz ürünlerle veya bahsettiğiniz gibi metrolarda, AVM'lerde, İstanbul'da çalıştığımız belli başlı büyük firmalar da var. Holdinglerin yemekhanesinde tohumdan bitki üretimi sağlıyoruz. Ve büyük kurumsal global firmalarda da onların ithal ettiği ham maddeleri fabrikalarında tohumdan yetiştiriyoruz. Bu tarz ARGE çalışmalarımız da var. Bu kapsamda Sabancı Üniversitesi de partnerimiz. Bugüne kadar 8 farklı ülkede de kullanıcımız var. Peki bu evlere girdi mi, giriyor mu? Yani ben 3 artı 1 evim var. Hı-hı. Evimde de böyle bir balkonum olabilir, işte kilerim olur, ne bileyim bir boş alanım vardır. Ben burada bir kendime yetecek kadar işte bir şeyler yetiştireyim, bir yeşilliğim olsun ya da bir domatesim olabilecek mi, oluyor mu? Tabii ki şu anda mevcutta e-ticarette satıyoruz zaten ama mesela o geliştirme kiti yetmeyen müşterimiz bize ulaşıyor. Evinde çilek üreten müşterimiz bile var. Topraksız da yetiştiren var, ışık altında topraklı çilek yetiştiren de var. Ha, böyle bir seçenek de var, yani aynen. İlla topraksız olacak aynen. Diye bir kural yok. Topraklı da olabiliyor. Aynen, aynen. Aa, çok güzelmiş. Şimdi bu işin o zaman şöyle yapalım, Deniz Hanım sizinle devam edelim. Birçok insanda, genç arkadaşımızda bir fikir var, bir proje var ama bunu hayata geçirmek de kolay değil. Yani emek istiyor, sermaye istiyor, zaman istiyor. Birçok şeyde de kısıtlıyız haliyle. Burada hikaye nasıl başladı ve şimdi İş Bankası'nın World Cup Agri girişim programında da yer aldınız diye biliyorum. Nasıl süreç ilerledi? Hani bunun biraz katkısını, size etkisini de merak ediyorum. Beni açıkçası sahadan çıkarttı. Şu an buradayım ve gerekli yerlere aslında mesajımı iletebiliyorum. Network anlamında bana çok büyük katkısı oldu bu programın. Yeni girişimci arkadaşlara da işi yapmayı bilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşi anlamanın, ne yaptığımızı bilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir öncesi, programa başvurmadan ya da girmeden önce ve sonrasını karşılaştığımızda ne çıkıyor ortaya? Yani network kazancı var, evet. O cepte. O network sizin şirketin, girişimin büyümesinde ne tür etki yarattı ya da bundan sonra yaratacak? Tarım alanında açıkçası çok sahada kalırsanız çok çabuk köreliyorsunuz. Ve hep yandaki ne yapıyor, o ne yapıyor, bu ne yapıyor derken aslında aynı şeyi yapıp duruyorsunuz. Bu anlamda bu tarz programların benim Mert arkadaşımla tanışmam bile veya beraber bir masaya oturup neler var, Marmaris'te neler var, işte dünyada neler var demek bile aslında çok büyük bir gelişim sağladı benim açımdan. Gündemi takip ettim. Ne zamandı girişimin kuruluşu? 2018. Hı-hı. Tek başınıza mı başladınız?
tek başıma başladım. Şu anda var mı ekip ya da devam? Şu anda ailemin her zaman desteği oldu. Her koşulda. O yüzden ben hani tek ilerliyorum desem yanılırım. Ben ailemin bilgisiyle şu anda da tüm ailem her konuda bana destek oluyor. O yüzden tek kişilik dev kadro diyebiliriz. Evet. Tabii şimdi dediğiniz gibi bu işin yan kolları da çok çok önemli. Bir şeyi yapmak, başarmak ya da projelendirmek güzel ama bunu karşı tarafa geçirmek, ikna etmek de zor. Yani muhtemelen şimdi ben çim suyu ürettim, işte ben şöyle güzel, böyle güzel deyip pazarlamak var, kapı çalmak var. Bir de projenin bir program dahilinde işte Türkiye'nin önde gelen bankalarından birinin World Cup Agri programıyla gidip bakın ben bu programda da yer aldım, proje şöyle güzel, böyle güzel, şu avantajı var demek herhalde ayrı bir avantaj sağlıyor diye, kapıları biraz daha fazla açıyor diye düşünüyorum ben şahsen. Kesinlikle öyle tabii ki. Güvenilirlik sağlıyor ve bana da evet doğru bir şey yapıyorum hissi veriyor, güven uyandırıyor. Çok güzel. Mert Bey sizin tarafta nasıl? Yani World Cup Agri programından önceki haliyle başvurduktan sonraki aradaki nasıl bir fark hissettiniz ya da işe yansıdı? Şöyle söyleyebilirim. Biz World Cup programına katılmayı aslında 2021'de İş Bankası'nın bir tarım girişimciliği yarışmasında derece almıştık. Girme hakkımız vardı ama biz onu bekletmiştik. Biraz İş Bankası programlarını takip ediyorduk. Bir de bizim Ar-Ge'miz bitmemişti. Hani İzmir'de Ar-Ge odaklı gidiyorduk. Ar-Ge'miz bitti ve sonrasında İstanbul'da başka birkaç programa katıldık. Ekosistem İstanbul'da. Yani biz İzmir'de 4 yılda 5 yılda yapamadığımız işi burada 3 ayda yaptık. Öyle olunca hızlıca World Cup programına da dahil olduk. Ve World Cup programından hani after before derseniz bayağı bir fark oldu. Çünkü network sağlaması, yeni potansiyel müşterilerle sizi görüştürmesi. Yani en basiti biz iş kuleleri de aldık şu anda. İş kulelerin mobilya konsept çalışmalarına başladık onların mimar ekibiyle. Yani aslında programın kendisinde bile size müşteri sunuyor baktığınızda. Hem de sizi doğru yerlere yönlendiriyor. Doğru kanallarla iletişim kurmanızı sağlıyor. Böyle bir faydası oldu. Çünkü bizim çıkış noktamız da şuydu. Yani tarlada 2 liraya üretilen ürün büyük marketlerde 40 liraya satılıyor. Biz yerinde üretilsin, 5 liraya üretilsin. Herkes erişim sağlasın mottosuyla çıktığımız için. Karbon salımı neredeyse sıfır. Yok, lojistik tarafta yok. Zirai ilaç yok. Tarla sürme traktörü, vır zıvır alet, edevat masrafı yok. İşçilik masrafı yok. Bir de İş Bankası da bize şunu rüştünü sağlamamızı sağladı. İnsanların en büyük çelişkisi ya bu nasıl büyüyor? Ya banka şubelerinde bile büyüyor şu anda. Güvenlik görevlisi sadece su ekliyor o sisteme. Yani banka şubesinde bile biz bunu büyütüyoruz dediğimiz zaman müşterilerin de algısı değişiyor. Bize hani PR değerinde de öyle bir katkı sağlamış oldu. Şu an bütün dönüşen şubelere kurulum yapılıyor Türkiye genelinde. Bu sistemde şu anda yetiştirilen bitkiler, çeşitler, ürünler neler? Şöyle şu an güncel rakamımız 181 oldu. 181 havuç, çeşit ürün 181 geçiyor. Türün elimizde hem büyüme verisi hem aroma verisi var. Yani bizim anason tadında fesleğenimiz var. Normalde öyle bir tür yok. Yani o tat onda varsa biz onu baskılayarak daha yoğun hale getiriyoruz. Bu ya, tamamen ışık yönetimiyle ışıkla, mi oluyor? Işıkla. Yani lime türler var, patates, havuç, tütün, tuşluk salatalık. Yani aklınıza gelebilecek hem meyve sebze hem kesme çiçek türleri hem tıbbi aromatik türlerin elimizde verisi var. Öyle söyleyebilirim. Şimdi o zaman ben şu sonucu da çıkartıyorum. Yani sizin saydığınız işletme arasında belki kaçırmış olabilirim ama restoranlar, zincirler, hizmet sektörü, oteller falan için de evet, bir avantaj, bir kapı aralayacak gibi geliyor. Çünkü evet. Çok hızlı bir orada günlük tüketim var. O tüketimin de bir maliyeti var. O maliyeti kontrol edebilecek, ürünün kalitesini ki şeflerin çok aradığı şeylerdir. Aroma, bir şeyin reyhasının iyi olması falan. Bu bahsettiğiniz şeylerle o zaman yarın bir gün restoranlarda biz bunu daha yoğun göreceğiz gibi geliyor. Evet, hatta yenilebilir çiçek türleri bile yetiştirilebiliyor ki onların tedariği zordur. Nakliyede zarar görürler. Dalından kopartıp şu anda ilk restoran konsepti İstanbul'da bir AVM'de gerçekleşecek. Bir iki farklı AVM'de kurulum planlarımız var şimdi. Onlar projelendiriyor. Sonrası otel konsepti. Birçok farklı böyle konseptimiz var. Şu anda kurumsal firmaların öncelikle yemekhanelerine girdik. Oradan başladı. Ama dediğim gibi hani Ar-Ge modeli var. Yani firmalar diyor ki bizim bu ham maddemizi üret. Yeni aromalı bir ürün çıkalım. Bu tarz çalışmalar da var. Çok büyük domates firmalarıyla çalışıyoruz. Şeker oranlarını falan arttırmak için. Hani katkı maddesi olmasın diye. Böyle farklı farklı çalışmalarımız var. O zaman siz şu anda bayağı Ar-Ge'ye yatırım yapmaya devam ediyorsunuz. Aynen, yani ya da iş kolunuzun Ar-Ge kısmı önemli bir
çaba sarf ediyor ki önümüzdeki döneme dair trendleri okumak, talepleri için karşılamak açısından. Evet, şu anda üç yeni laboratuvar İstanbul'da, ikisi kuruldu, bir kurulma aynı aşamasında. İzmir'de vardı zaten laboratuvarlarımız, ekonomi üniversitesi kampüsü içinde. Farklı laboratuvar yatırımları da yapılıyor. Yine yurt dışında da farklı planlarımız var, onların hazırlıkları var şu anda. Yurt dışına da geleceğiz. Peki Deniz Hanım, şimdi ürettiğiniz çim suyu. Ama siz bunu katma değerle çeşitlendiriyorsunuz. Bazı çıktıları da olabiliyor. Atıyorum işte sapıdır, şudur, budur. Başka katma değerler yaratıyor muyuz o buğdaydan ya da çimden? Evet, buğday çimiyle başladık. Çim suyunu en iyi şekilde sunuyoruz. Ama bunu sadece mevsiminde yapıyoruz. Minimum kaynak kullanıyoruz. Doğal güneş ışığı. Yani Ekim'den Mayıs Haziran evet, diyelim. Hazirana kalmıyor bile. Sıcaklar, küresel ısınmayla mevsimler de aslında değişiyor. Biraz bunu da önüne geçebiliyoruz biz. Minimum kaynak tüketiyoruz. Yazın da bu atalık tohumları da kendimiz yetiştiriyoruz zaten. Toprağa geçim kaygısını yüklemeden biz aslında toprağa çok iyi bakarak en iyi tohumu tekrar alıyoruz. Buğday o yüzden çıktıktan sonra, tohumunu aldıktan sonra kalan saplarından pipet yapıyoruz. Tamamen yazın aslında bunu işliyor oluyoruz. Kendi içinde döngüsel ekonomi de var yani. Tabii kesinlikle. Yani tamamen upcycle, downcycle hepsini kullanıyoruz. Biçtiğimiz çimin posalarından kedi köpek maması yapımı için kullanıyoruz. Bir sabun ürünümüz var, tamamen yine katkısız yaptığımız. Böyle bir döngüsel ekonomiyi tamamlıyoruz. Permakültür uygulamaları yapıyoruz. O yüzden toprağımızın organik seviyesi çok çok yüksek. Sizin tarafta da o zaman Ar-Ge'ye ciddi bir yatırım olması lazım. Yani bu işlerin geliştirilmesi açısından, çeşitlendirilmesi açısından. Evet, Ar-Ge zaten hiç bitmiyor. Doğayı takip ettiğiniz sürece o neyin geleceğini söylüyor. Biz teknolojiyle, bilimle onu şimdi nasıl alabiliriz, nasıl işleyebiliriz kısmında. Ancient Greens olarak biz buna odaklanıyoruz. Peki şimdi siz yayının başında bana sordunuz, çim suyu içtiniz mi diye ben cevap verdim. Ben de size sorayım şimdi. Peki tepkiler, feedbackler nasıl? Yani şimdi ben olsam, yani denerim meraktan. Ben de o tür şeyleri severim. Farklı bir şeyleri denemeyi. Hoşuma gider gitmez o ayrı ama denerim mutlaka. Tepkiler nasıl? Ya biz çok memnun kaldık diyenler oluyor mu? Ya hiç böyle beklemiyorduk. Ne tür şeyler geliyor? Tepkiler aslında çok iyi. Şöyle çok iyi. Herkes çok kötü bir şey olduğunu düşünüyor. Ya çimin suyunu mu içeceğim gibi. Herkes çimin o biçim kokusuna bayılıyor. Ama o yeşili tüketmek olunca bir bariyer var. Çim suyunun tadı gerçekten, eğer başka çim sularını içtiyseniz, atalık tohumlardan bir karışım yaptığımız için tadı optimumda. Hafif şekerli bir tadı var hatta. Öyle mi? Evet. Ve bebekler, çocuklar çok seviyor. Onların tat alma duyuları aslında deforme olmadığı için o bile bir şey gösteriyor doğallığı açısından. O yüzden aslında bir gıda takviyesi olarak geçiyor. Düzenli kullanımda zaten sonucu gördükten sonra tadını hiç ne sonuç görüyoruz? Yani ben niye çim suyu tüketmeliyim birey olarak, vatandaş olarak? Yani bana ne tür bir sağlık açısından katkısı olacak? Şöyle, aslında çim suyu güneş ışığı demek. Evet. D vitamini diyelim. Vitamin, sadece bir vitamine odaklanırsak bu çim suyuna haksızlık olur. Doğal olarak aslında güneş ışığı alıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Artık güneş ışığını alamıyoruz. Ofislerde, her yerde aslında sağlığımız bu anlamda doğadan çok kopuyoruz. Ancient Greens olarak biz doğayı size en saf haliyle, en kullanımı kolay şekilde getiriyoruz. Yani burada işte tırnak zayıflığından saç dökülmesine bir sürü aslında yapısal iyileşmeler, zinde hissetmek gibi faydaları oluyor. Bu anlamda aslında Türk literatüründe hiç Türk çalışma yok. Yabancı literatürde var. O yüzden Ancient Greens olarak oraya da yoğunlaşmaya çalışıyoruz. TÜBİTAK'la da beraber bir proje geliştiriyoruz. Ama bu anlamda çalışmak isteyen akademisyenler, sağlıkçılar, bu insanlar da aslında iletişim kurmaya çalışıyoruz ki aslında buğdayın başka versiyonuna Türkiye olarak daha fazla sahip çıkabilelim diye. Yatırım turuna çıktınız mı, çıkıyor musunuz, çıkacak mısınız, nasıldır talep? Talep var açıkçası, bu çok sevindirici bir şey, çok talep var. Eylül ayında bir demo day olacak. Ama yatırımcıyı da aslında satış konusunda, bunu duyurma konusunda olabilecek tarzda yatırımları düşünüyoruz. Şu anda mali olarak iyi bir durumda
şey. Şirket. Yani daha ihtiyaç olan kısım için siz biraz daha stratejinizi belirlediniz, yatırım tarafı. Evet. Anladım. Sizin tarafta nasıl yatırım turları? Bizim tarafta biz bir hızlanma programı kapsamında bir destekler aldık. Şu anda zaten hali hazırda satışlarımız olduğu için daha çok partnerlik odaklı gidiyoruz. Yani İstanbul'daki ya da Türkiye'deki büyük firmalarla partnerliklerimiz var. Keza global firmalarla da görüşülüyor şimdi. Daha fazla şu an aktif 8 farklı ülkede kullanıcımız var. Bunu daha da arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Yine Ar-Ge konusunda bir Portekiz'de bir operasyon planlıyoruz. Bu tarz böyle çalışmalarımız var. Sizin ekip var mı? Kaç kişi? Şöyle, Profesör Doktor Murat Aşkar ve ben kurucu ortaklarız. Ekibimizde ilave yani çekirdek ekipte 2-3 kişi daha var. Yeni alınan ekibe. Ama totalde biz olabildiğince üretici firmalarla çalışıyoruz. Mesela bir üreticide benim adıma çalışan 11 kişi var. Başka yerde 20 kişi var. Yani biz üretimi öyle bir optimizasyonunu sağladık ki ya her şey üretiliyor, geliyor kalıplarını falan yaptık. Biz sadece yazılımı yüklüyoruz sisteme. Öyle bir optimizasyon sağlandı. Startup olduğu için minimum enerjiyle maksimum performans sağlanmaya çalışıyor. Öyle ilerliyoruz. Bence. Gayet yani. Güzel. Yani sonuç itibariyle kendi yağınızda kavrulabilmek aynen. Ama eksik gördüğünüz alanlarda da hizmet yatırım alabilmek. Ya da hizmet alabilmek. Bunlar çok çok kıymetli. Son bir dakikaya girdik. 30 saniye paylaştıracağım. Hem söylemek istediğiniz son şeyler alacağım hem önümüzdeki döneme dair var mı yeni proje? Atıyorum buğday çimi suyunun yanına arpa çimi suyu var mı? Başka bir şey olacak mı? Gibi. Bizim zaten birkaç farklı mixler de var. Onları söylemeyi unuttum. Yine yerinde tamamen bölgesinde pestisit olmadan yetiştirdiğimiz endemik bitkiler de dahil. Böyle farklı bitki karışımları da mevcut. Onları da çeşitlendirmeyi düşünüyoruz. Çocuk gıdasında da ilerleyeceğimiz alanlar var. Sağlık alanında da işbirliği yapmak istediğimiz alanlar var. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Türk literatüründe daha fazla yer alması ve aslında bunu ihraç edebilecek hale gelmek, daha volümlü hale gelmek için çalışmalarımız bu şekilde devam harika. Ediyor. Sizin var mı önümüzdeki döneme dair proje ya da çalışma? Tabii ki yeni ürünler geliştiriliyor tabii ki B2C tarafında ama bizi daha çok etkileyen kurumsal müşterilerle yapılan Ar-Ge tarafları. Bu kapsamda yine büyük firmalarla onların ham maddeleri üzerine Ar-Ge'ler gerçekleştiriliyor. Özel aromalı bitkiler. O heyecanlandırıyor. Bir de global taraftaki pazar da bizi heyecanlıyor. Çünkü yurt dışında marul bile büyütemeyen firma 5 milyon dolar fonlanıyor. Bizim burada elimizde 181 farklı bitkinin verisi var. Bu da çok katma değerli bir duruma getirecek inşallah. Tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Umarım çok daha farklı güzel hikayelerle tekrar bir araya geliriz. İzleyicilerimize aktarırız. Bugün Akıllı Tarım'da iki değerli konumla birlikte Ancient Greens kurucusu ve genel müdürü Deniz Yüksel konuk oldu ve Uptech Labs kurucu ortak ve CEO'su Mert Kalaycı ile birlikte girişimciliği biraz konuştuk. Çok güzel hikayeler var. Biz Türkiye İş Bankası World Cup Agri girişim programı ile ilgili de burada yayınlar yapmıştık. Orada zaten farklı projelerin geldiğini ve bunların Türkiye için katma değer yaratacağı söylenmişti. Bugün de aslında o söylenenlerin somut çıktılarının bir kısmını konuştuk. Daha çok hikaye var sizlere aslında aktaracak. Yeri ve zamanı geldiğinde sizlere tabii ki bunları sunacağız. Beğeninize sunacağız. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analizi'de karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.